Bir başka sorun da Diyanet'in bütçe büyüklüğü ve bu bütçenin sağlanmasına ilişkin. Diyanet sadece geleneksel sünni müktesebat çerçevesinde hizmet üretmekte, ancak bütçesini mükellef olan her bir vatandaştan toplanan vergilerden sağlamaktadır. Bu konu hakkında gerçek manada adamın doğru bir tepkisi var. Yani sen devlet olarak kendin bütün insanlardan, yani adı Hristiyan, Yahudi, satanist, bilmem agnostik, deist, Alevisidir, Sünnisidir, bilmem farklı farklı ideoloji ve fikirlere sahip, komünizmi, sosyalizmi, hepsinden vergi alıyorsun. Sonra da götürüyorsun Sünni dediğiniz insanların camisine yatırım yapıyorsunuz. Sen toplumun genelinden topladığın bu vergiyle sadece Sünniliğe yatırım yapar isen, burada laik sistemin razı olduğu sünnilik, bu konu hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyan bir sünnilik değil. Bugünkü sistemin isteklerine uyan bir sünnilikten bahsediyorum. Sistemin istediği bir diyanetin, sistemin istediği bir sünniliğe yatırım yapıyorsunuz. Toplumdan aldığınız vergilerle. Ve bunun da yanlış olduğunu söylüyor. Gayet de doğru. Eğer İslam devleti olmuş olsaydı, Onur Bey bu konuşmayı zaten yapamayacaktı. Çünkü İslam devletinde bizler tutup da Hristiyanından, Yahudisinden, hele verin bakalım bir vergileri, verin bakalım şu haraçları, verin bakalım şu ücretleri de biz falan yere cami yaptıracağız, işte falan yere mescitler yaptıracağız, falan yere işte İslam'a konularda eğitim veren bir okul yaptıracağız, işte gelin bakalım hadi İslam için savaşacaksınız, çocuklarınızı gönderin bakalım İslam'ın okullarına, İslam'a göre eğitileceksiniz. Böyle bir şey yok. Şimdi bu adam bu meseleyi görebiliyor. Güzel. Şimdi Onur Bey, şimdi siz Ankara CHP milletvekilisiniz. O ki bu kadar devleti eleştirme konusunda doğru bir yere parmağınızı basmışsınız. Niye Müslümanım diyen insanların çocuklarını laik, seküler yetiştirmek için açtığınız okullara zorunlu bir şekilde getiriyorsunuz? İnsan bunu size sormaz mı? Biz Müslümanlar da bunu size sorduğumuz zaman niye safaya atıyorsunuz? Niye yalpalıyorsunuz? Şimdi eğer gerçekten adilseniz, derdiniz adalet ise, sen nasıl Diyaneti veyahut devlet kurumlarını, devletin sistemini eleştirebiliyor isen, ki haklısın, biz Müslümanlar da sizlerin bu getirdiğiniz sistemin yanlışlığını, zorbalığını, faşistliğini eleştirirken evet siz de haklısınız demesini bilirseniz bir yol kat edebiliriz. Aksi halde siz bu şekilde konuşacaksınız, biz bu şekilde konuşacağız. Başta bir tane sağır, başta bir tane duymayan, başta bir tane safa yatan bir sistem veyahut onun müntesipleri veyahut iktidar bizleri aptal yerine, ahmak yerine yok saymaya devam edecektir. Adalet ise herkese adalet. Bu konu hakkında biraz düşünmeniz gereklidir. Sizler laik, seküler bir sistem için çocuklarını, Müslümanım diyen insanların çocuklarını askere davet etmenizde veyahut onların çocuklarını eğitim sistemine dahil edip de kendinize sistemine göre laik seküler bir eğitim vermenizde, ki o laik seküler dediğiniz okullarda bir de Kemalizm ideolojisi, yani Atatürk ülke ve inkılapları öğretildiğine göre, ki bu da bir dindir artık. Yani ideoloji olarak düşünün, din olarak düşünün. Yani İslam mutlak manada bir sistemi ele aldığı zaman onu din olarak ele alır. Siz ona ideoloji deyin, biz ona din diyoruz. Bizim dinimiz neyi nasıl tanımlanmış ise biz de öyle söylüyoruz. Bize göre sizin kendi inancınız, sizin kendi ideolojinizi çocuklara zorla vermeniz de aynı eleştirdiğiniz şeyle muhataptır. Eğer siz bu konu hakkında kendinizi düzeltebilirseniz samimiyetinizi de görmüş oluruz. Aksi halde ikiyüzlü olmaktan ileri gidemeyeceksiniz.